Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Brawl Stars karakterlerinden tavşan Jesse'yi çizeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlayalım hemen. Kağıdımızın üst tarafından kafamızdaki şapkanın alt tarafını yapacak şekilde bakın şöyle upuzun bir eğri çizelim. Yaptığımız bu eğriye sağ taraftan bakın şöyle yüz çizgisini oluşturacak şekilde aşağıya doğru yine kocaman bir eğri indirelim arkadaşlar. Tam bu kısma geldiğimizde sol taraftan şöyle iki tane saç buklesi ekleyeceğiz. Şu bir ve şu ikincisi olsun. Hemen bunun sol tarafına da şu saçımızın bittiği yerden kulağımızı ekleyip şöyle kulak içi çizgisini konduralım. Sol taraftaki saç buklesinin bir benzerini de sağ taraftan yapalım arkadaşlar. Şöyle bir bukle buradan gelen, şöyle de ikinci buklemiz olsun. Bu aşamada artık gözümüze geçebiliriz. Bakın şöyle yukarıda bir tane eğri yaptık. Bu eğrinin alt tarafını düz bir şekilde çektikten sonra bunu alt tarafta gözümüzü oluşturacak şekilde yuvarlayıp sonrasında bakın şöyle sol tarafına kirpik kısmını gösterecek olan şeklimizi yapalım ve bunun içini siyah boyayalım. Ve son olarak şu gözümüzün iç tarafına büyükçe göz bebeğimizi ekleyelim arkadaşlar. Hemen diğer gözümüze geçelim. Yine sağ taraftan bakın şöyle uzunca bir çizgi çekip bunu yukarıya doğru yuvarlayalım. Hemen alt tarafına bakın şöyle bir tane yarım daire kondurduktan sonra bu yarım dairenin yine sağ tarafından kaş kirpik çizgisini şu şekilde oluşturalım. Ve bunun da yine diğerki gibi içini siyah boyayalım arkadaşlar. Tam bakın şu noktaya da göz bebeğimizi kondurup arta kalan şu kaş kısmımızı da yine siyah boyayalım. Sonrasında bakın tam şu noktaya şöyle burnumuzu kondurduktan sonra tam burnumuzun alt tarafına böyle müzik bir şekilde gülen ağzımızı konduralım arkadaşlar. Ve bunun içerisine yine 3 tane diş çizgisi eklemiş olalım. Bütün bunlar yapıldıktan sonra artık saçımızın üst tarafını oluşturabiliriz. Bakın şöyle bir eğri çizdik. Sağ taraftan gelen, tam kulağımızın olduğu noktadan gelen diğer eğri ile beraber şu noktaya kadar uzatalım arkadaşlar. Bu noktada başlık olarak tavşan şeklinde bir başlık olduğu için şöyle tavşanın burnunu yapalım. Bu burundan bakın şöyle sağdan gelen ve çizgileri paralel devam eden bir yuvarlak şekil çizelim. Sonrasında tam bu tavşanın burun kısmından sağa ve sola doğru giden ağız kısmımızı yapalım. Tam bunun üst tarafına şapkamızdaki tavşanın şöyle iki tane gözünü ekleyip bunun da üst tarafını yine bir tane kocaman eğriyle kapatalım arkadaşlar. Ve son olarak kafasının üstündeki tavşanın uzun kulaklarını bakın şöyle bir eğri ve şuradan gelen ikinci eğriyle kaskımızla birleştirelim. Kulağın iç tarafına da bir tane daha paralel eğriyi kondurup kask kısmını bitirelim arkadaşlar. Şimdi tam bu yüzümüzün alt tarafından bakın şöyle sanki bir çiçek denizi yapıyormuşuz gibi boyun kısmımızın şeklini oluşturup bunun içerisine bir tane şöyle boyun çizgisi ekleyelim. Sonrasında tam şu noktadan omuz çizgimizi şu şekilde kondurup tam köşe yaptığı noktadan şöyle omuz çizgimizi çevirelim arkadaşlar. Sonrasında bu çevirdiğimiz kısmın iç tarafına şöyle uzun kolumuzun olduğu kısmı ekleyelim.
bunun uç yaptığı kısmı da bakın şöyle bir tane yarım hilal şekli kondurduktan sonra bunun uç tarafını şöyle kapatalım arkadaşlar. Bu noktada elimizi yapabiliriz. Bakın şöyle uzatıp hemen bir parmağımızı konduralım. Devam edelim. Şöyle 2, şu şekilde 3, şu şekilde 4 ve buradan gelen baş parmağımızla beraber elimizi tamamlamış olalım. Şurada parmak arası çizgisini kondurduktan sonra yine şuraya da bir tane el içi ayası koyalım. Hemen diğer omzumuza geçelim. Bakın şöyle bir eğri çizip bunu aşağıya doğru uzatalım. Yaptığımız bu eğriden iç tarafa doğru şöyle bir, şöyle iki tane uzun çizgi çektikten sonra bunu da yine uç tarafını bakın şöyle bir eğriyle birleştirelim. Artık o kol kısmımız kaldı. Bunu da bakın şöyle bir tane eğriyle birleştirip hemen uç kısmına elimizi konduralım arkadaşlar. Şöyle üçüncü parmağımız olsun. Şöyle 4. Şuradan gelen 5. parmağımızla beraber birleştirip hemen şu noktaya da parmak arası çizgimizi ve şu noktaya da el ayağımızı gösterelim. Şimdi artık vücudumuzu çizebiliriz. Bakın tam şu noktadan aşağıya doğru upuzun bir çizgi çekip artık şu kol kısmını vücudumuzla birleştirebiliriz. Sol taraftan da bakın şöyle kol kısmını biraz uzatıp bunun devamını şöyle çekelim arkadaşlar. Tam bu orta noktaya tavşanların orta tarafında bulunan o beyazlık alan kısmını konduralım şu şekilde. Sonrasında bakın bu sağ tarafta çektiğimiz çizgiyi şöyle bir yayla uzatalım. Bunu yukarıya doğru bu şekilde alıp tekrardan bakın şöyle bir bacak arası çizgisi koyalım. Bunu da yine aşağı tarafa doğru uzatıp aşağı kısımdan da bir tane eğriyle birleştirelim. Artık bir tek ayakkabılarını yapması kaldı. Bakın şöyle aşağıya doğru bir eğri çizdik. Bu eğriyi bakın şöyle iç taraftan gelen kocaman bir tane eğriyle uzatalım. Bunu da yine sol taraftan aşağıya doğru uzanan çizgiyle beraber alt taraftan bakın şöyle güzelce bir eğriyle birleştirelim. Ve bunun hemen üst tarafına da paralel taban çizgisini koyalım arkadaşlar. Yaptığımız bu ayakkabının üzerine de şöyle iki tane tati deseni koymuş olalım. Hemen diğer ayağımıza geçelim. Bakın şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir eğri yaptık. Bu eğriyi şöyle sağ tarafa aşağı doğru uzatıp bunu bakın şöyle ayakkabımıza doğru çevirelim. Hemen bunun alt tarafına taban çizgisinin paralel olan kısmını kondurup şu üst tarafını şu şekilde tabanla birleştirelim. Ve buna da iki tane pati çizgisi koyup son olarak şuradan da botun arka kısmını çizelim. Böylelikle resmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.